Arkadaşlar selamlar. Diyelim ki bir sabah antrenmanına başlayacaksınız ve ısınmanız gerekiyor. Sizlere ısınmayla ilgili örnek bir video yapayım istedim. Motivasyonunuz düştüğünde açın bu linki, tıklayın bu linki. Hep beraber ısınalım. Hem motivasyonunuzu toparlarız hem de antrenmana hazır olursunuz. Sabah antrenmanları öncesi ya da ısınmak istediğiniz ben olmadığım zaman her zaman bu videoyu tıklayıp benimle birlikte ısınabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle kollarımızı öne doğru çevirerek başlayalım. Ters yönde. Tekrar öne. Bu arada arkadaşlar omuzlar genellikle en çok sakatlığın yaşandığı bölümler. O yüzden omuzları ısınmak çok önemli. Isınmak için hafiften bir terlemeniz lazım. Vücudumuzun ısınması lazım aslında kelime yerinde ismi. Tekrar gelin. Ya da saatinizden nabız değerine bakabilirsiniz. Nabız değerine göre ısındığınızı biraz daha net anlayabilirsiniz. Nabızı da açalım. Size nabız değerlerini de söyleyeyim. Sonrasında buradayım. Biz buna Burak Rey'in de ısınması diyoruz. Sebebini canlı yayınları izlersiniz. Anlayacaksınız. Bir sağa çeviriyorum. Sol ters yönde. Solu çeviriyorum. Sağ ters yönde bu şekilde. Aç kapat. Tamam. Şimdi yukarı pres yapalım. Bir yandan da üstelik. Öne doğru. Yanda küçük daireler. Ters yönde. Yukarıda küçük daireler. Ters yönde. Omuzlarında ufak bir yanma hissettim. Bu iyi bir şey. Salla şimdi aşağı. Tamam. Şimdi belimi düz tutuyorum. Parmak ucuna değip kalkıyorum. Muratçım sesi kıstırsana. Video çekiyorum ya. Telif'ten paylaşamıyorum sonra. Sonra bir sağ bir sol. Çapraz el, çapraz ayak. Şu kapıyı kapatalım arkadaşlar. Sonradan sesten dolayı telif yemeyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar sol ayağım üzerindeyim. Sağ bacağım geri ittim. Değdim. Sağ dizimi yukarı çektim. Değdim. Sağ dizimi yukarı çektim. Beş tane sağ, beş tane sol yapacağız. Evet, yavaş yavaş nabzım 105'lere çıktı arkadaşlar. Biraz rotasyon yapalım.
Bu arada ısınırken bir üst ekstremite yani kollar, omuzlar, bir alt ekstremite kalça, bacak sürekli geçiş sağlıyorum ki kan akışı aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı olsun. Bu ısınma sürecinizi arttırır. Şimdi biraz boyuna gelelim. Arka yöne. Omuzlarımı yukarı çekiyorum. Bırak. Dirseklerimi yukarı çektim. Dirseklerimi yukarı çekiyorum. Ortaya alıyorum. Yukarı kaldırdım. Res yaptım. Geldim. Ortaya indirdim. Aşağı indirdim. Bıraktım. Çektim. Orta. Yukarı. Bas. İndir. Orta. Aşağı. Bırak. Çek. Orta. Yukarı. Bas. İndir. Orta. Aşağı. Bırak. Evet. Şimdi yavaş yavaş yere geçebiliriz. Şu nar pozisyonuna geliyorum. Kalçamı aşağı indiriyorum. Değmeden kendimi geri ittim. Omuzlarımı soktum kollarımın arasına. Tekrar indirdim. Tekrar geri ittim. İndirdim. Tekrar geri ittim. Öne geldiğinizde karnınızda bir gerginlik hissedin. Tekrar geri. Gerginlik. Tekrar geri. Şimdi bunu biraz çeşitlendirelim. İndim dibe. Geri gelirken sağ ayağıma. İndim. Geri gelirken sol ayağıma. İndim. Sağ. İndim. İndim. Şimdi şınav pozisyondayım. Sıktım karnımı iyice. Sağ elimi sol omzuma. Sol elimi sağ omzuma. Biz bunu shoulder tap diyoruz. Eklemlerinizi uyarmak için böyle basış hareketleri, dikey basış hareketleri çok ısınma için faydalı. Şimdi kalkıyorum. Geliyorum. Tekrar. Şimdi iniyorum arkadaşlar. Bir tane şınav yaptım. Geri gidiyorum. Eğer ki şınavınız iyi değilse, yeterli güçte değilse hiç sıkıntı yok. Geldim. Dizlerimi yere koydum. Bir tane şınav yaptım. Geliyorum. Ayaktayım. Tekrar. Evet. Yavaştan bacaklara geçelim. Dizlerinizi biraz kırıyorsunuz arkadaşlar. İçeriye doğru dairesel hareketler. Dışarıya doğru. Vücudum yavaştan ısınmaya başladı. Ufak bir terleme geldi şimdiden. Evet. Şimdi biraz zıplamalı hareketlere girelim. Daha da nabzımızı yükseltelim. Şu an nabzım 114. Küçük jumping lunge'lar. Şimdi ısınmanın kralı geliyor. Jumping jack.
Okay. Klasik 2 Mountain Climber. Mountain Climber yavaş yapabilirsiniz. Ama hızlanmak patlayıcı hareketler ısınma sürecini kısaltacak, daha hızlı ısınmanızı sağlayacak. Bakalım. Nazım 128'lere kadar çıktı. Şimdi basit vücut ağırlığı hareketleri sokabiliriz devreye. Mesela squat. Otur dipte bekle. Kalk. Otur dipte bekle. Kalk. Otur dipte bekle. Kalk. Şimdi 1 artı 1 bölü 2 squat yapıyorum. Bakın. Kalktım. Yarım. Bastım. Ufak bir jumping squat ekleyebiliriz. Bacaklarını yandan hissedince bırak. Güzel. Şimdi arkadaşlar, lunge'a geçiyorum. Öne yaptım. Aldım. Arkaya yaptım. Bir. Öne yaptım. Aldım. Arkaya yaptım. İki. Uptown yapalım biraz da. Yerdeyim. Sağ ayağım önde. Biz arkadaşlar ısınmada çok statik hareketler tavsiye etmiyoruz. Bunları soğumada yapacağız. O yüzden olabildiğince aktif yapıyorum. Bakın şimdi. Bir sağ bir sol. Bu bacağınızın iç bölgesini çok güzel açar. Adüktörleri. Evet. Bir 10 tane de burpee yapıyoruz. %39'a kadar çıktı. Antrenmana hemen hemen hazırım demektir bu. Evet arkadaşlar. Klasik bir sabah antrenmanı için çok yeterli bir ısınma. Zaten akşam antrenmanını canlı yayında beraber yapıyor olacağız. Teşekkür ederim. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın.